Neredeyse tüm dünyada en azılı banka soyguncularına medyanın taktiği isim bir numaralı toplum düşmanıdır ki bundan daha büyük bir yalan da yoktur. Toplumun gerçek bir numaralı düşmanını bulmak için öncelikle o toplumun en çok alkışladığı kişilere bakmamız gerek. Çünkü hiç şaşmaz en büyük toplum düşmanları her zaman toplumun en çok el üstünde tuttuğu kişilerden çıkar. İşte Nizamettin Güvenç de onlardan biri. Diğerleri baktığınızda bireyleri etkiler. Ama bizim aldığımız kararlar toplumu etkiler. Dikkat edin, Nizamettin seri boyunca eline bir sefer bile silah almaz. Çünkü o kalibredeki suçlular suç işlemek için silah kullanmaz. Nizamın silahı yasalar. Çıkardığı yasalarla adli sistemi dolayısıyla sadece suçluları değil, direkt suç olgusunu kontrol ediyor. Resmi gazete basılmazsa pezevenk oturup kendisi basar. Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nin sistematiği Polat'ın karşısında her seferinde daha dişli, daha güçlü bir rakip çıkması üzerine kurulu. Pusu'nun en büyük çıkmazı da budur zaten. Ortada mücadele edecek düşman kalmamıştır. Orijinal seride ise formül çalışıyor. Polat çıktığı yolda önce Şevko gibi elinde silahla gezen tiplerle rüştünü ispat ettikten sonra finali Nizam gibi bir kukla oynatıcıyla yapıyor. Karaanlı'yı bile kontrol eden kişiyle. Aslında Nizam Karaanlı'ya konseyi kurduranlardan, alacağı kararları ona bildirenlerden ve en nihayetinde de kullanışsız hale gelince öldürüp kenara atan tapınakçılardan biri. Ama asıl soru hangisi? Sonuçta hepsi maskeli ve cübbe giymiş. Dolayısıyla bunu ancak eleme yöntemiyle çözebiliriz. Öncelikle Nizam'ın Karaanlı'nın çevresini saran kırmızı cübbeli şu 7 kişiden biri olamayacağını biliyoruz. Çünkü bu kişilerin ne işle uğraştığı gösteriliyor ve içlerinden sadece bir tanesi avukat, diğer 6'sı başka meslekten. O avukat da tıpkı Nizam gibi kol düğmesi kullanıyor. Hatta odasındaki Temis heykelinin aynısından Nizamettin'de de var. Ama dikkat edin, bu kişinin saçları beyazlamış. Ayrıca sesi de benzemiyor. Yani bu başka birisi. Dolayısıyla Nizam bu yediliden biri değil. En tepede ayini yöneten kişi de olamaz. Çünkü Nizam'ın o kadar büyük olmadığını biliyoruz, Polat sağ olsun. Geriye sadece locadan izleyen sarı cübbeli 14 kişi ve cellat kalıyor. Ama şunu da unutmamak lazım, en alt kademedeki yediliden biri Bülent Fuat Aras. Büyükada'da yaşayan tapınakçı, hatta daha sonra İskender Büyük biletini kesiyor, bunu da ayrıca konuşuruz. Nizam'ın Lostracı'da buluşup rapor verdiği kişi de bu. Eğer Nizam locadaki üst kademe 14'lüden olsaydı, kendisinden daha alt mertebede olan Bülent Fuat'a rapor veriyor olmazdı. Dolayısıyla Nizam bu 14'lüden biri de değil. Geriye sadece cellat kalıyor, cinayeti ilk elden işleyen kişi. Nizam muhtemelen bu, çünkü her şey bir yana bu tip tarikatlar için semboller ve ritüeller önemlidir. Mesela dikkat edin, 7 kule zindanlarında buluşuyorlar. Karaanlı kapıyı tam 7 kez çalıyor. Her yerde 7 başlı yılan sembolünü görüyoruz. Karaanlı'nın etrafını saran 7 meşale ve 7 kişi var. Bir üst mertebede, yani locada bulunanların sayısı da 7'nin tam 2 katı. Bunlar 7 rakamını ilahi iradenin yeryüzündeki tezahürü kabul ediyorlar. 7 renk, 7 nota, 7 gezegen gibi şeyler olmasını da buna bağlıyorlar. Zaten konseyi de buna göre dizayn ediyorlar. Konsey yasalarımıza göre üye sayısının başkan dahil en az 7 olması gerekmektedir. Rakamlara, sembollere bu kadar önem veren bir tarikatın infaz ritüelini izliyoruz. Karaanlı'nın öldürülme yöntemine dikkat edin, sırtından bıçaklanıyor. Bu sırtından vurma olayı eğer Karaanlı'nın 30 senelik yoldaşı, kardeşi Nizam elinden yapılacaksa daha bir anlamlı hale gelir. Ayrıca cellatın boyu Karaanlı'dan biraz daha uzun, Nizamettin'in de öyle. Cellat oldukça geniş omuzlu, tıpkı Nizamettin gibi. Yani taşlar yerine oturuyor. Bak, ya bu, Nizamettin ya bu, ya da bu. Başka ihtimal yok çünkü ritüele katıldığını biliyoruz. Bakın, bu Karaanlı'nın öldürüldüğü gecenin sabahı. Bu sırada henüz ölüm haberi yayılmamış. Yani Nizam tapınakçılardan biri değilse bu ölümden de haberi olmaması gerek. Ama dikkat ederseniz yüzünde bir gerginlik var. Bu neyin gerginliği? Ters tarafından kalkmanın mı yoksa Karaanlı'nın ölümünün mü? Sonra da telefonun başına oturup beklemeye başlıyor. Aslında zaten bildiği bir şeyin kendisine haber verilmesini bekliyor. Efendim, nerede ve nasıl olmuş? Sadece bu bile Nizam'ın tapınakçı olduğunun yeterince açık ve net bir göstergesiyken bunun daha bir sürü başka emareleri de var. Tapınakçıların Polat'tan aldığı yüzüğün Nizam'da ortaya çıkması ya da Polat'ı çözdüğünü söyleyen Samuel'in hemen akabinde tapınakçılar tarafından suikaste uğraması gibi. Aslında Nizam tapınakçıların konseydeki ajanı gibi bir şey, bir çeşit güvenlik mekanizması. İşte Karaanlı öldürüldükten sonra da bu mekanizma devreye giriyor. Temelde iki amacı var. Bunlardan ilki tapınakçıların Karaanlı'ya gönderdiği pusula ya da Karaanlı'nın hayat sigortası Cryptex gibi kendilerini işaret edebilecek her şeyi ortadan kaldırmak. Mesela Nizam'ın Karaanlı'nın ölümüne kılıf uydurmak istemesinin altında yatan gerçek sebep de bu. Bu komplo teorileri çokça dilden dile dolaşırsa tatsız şeyler ortaya çıkabilir. İkinci ve daha önemli görevi ise konseyi tamamen tasfiye etmek. Bunun sebebi de Türkiye'yi yöneten bu güç odaklarının Karaanlı döneminin ardından yeni bir sisteme geçmek istemesi.
Bunun olması için de konseyden geriye kim kaldıysa külliyen yok olması gerek. Bir iki tanesi susmayı kabul ederse ömrünün kalanını hapiste geçirecek ama diğerlerinin kaçarı yok, öldürülecek. Mehmet Karahanlı, İplikçi Nedim, Samuel Vanunu gibi kamuoyunun bildiği isimlerin ard arda infaz edilmesi de haliyle toplumda infial yaratacak. İşte bunun önünü almak için nizamın kurguladığı senaryo temiz toplum stratejisi. Buna göre suç örgütlerine bir sürü operasyon çekilecek, böylece hem halkın gazını alacaklar hem de nizam kendisini kurtarıcı diye satacak. Mafyaya savaş açtım diye demeç vermesi de bu yüzden. İşte bunu gerçekleştirebilmek için nizama bir günah keçisi lazım, o da Polat. Kurduğu plana göre öncelikle Polat'ın yeni baron seçilmesi, konseyin başına geçmesi gerek. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi Polat aslında sistemi kaosa sürüklüyor. Polat konseye ne kadar yaklaşırsa sistem de o kadar bozuluyor. Hatta Karahanlı hayatta ve konseyinin başındayken de Nizam bunun farkındaydı. Şu anda sistemi yöneten kaos Samuel. Nizam kısa, orta vadeli plan kuran bir karakter değil. Sadece uzun vadeli planlar yapıyor. Polat eliyle konseyi hepten zayıflatıp sonrasında dağılan organizasyondaki suikastleri de onun sırtına yıkmak istiyor. Kurduğu bu planın gerçekleşmesi için de Karahanlı'nın halefini Kılıç'ı yanına çekmesi gerek. Çünkü Kılıç en güçlü baron adayı olmasının yanı sıra hem Karahanlı'nın ailesinin hem de Polat'ın en güvendiği kişi. Kritik bir konumda. Ancak bildiğiniz gibi Kılıç Karahanlı'ya hayatı boyunca sadık kalmış bir karakter. Karahanlı'nın mirasına, vasiyetine ihanet etmesi için biraz yönlendirilmeye ihtiyacı var. Bu yüzden Nizam Kılıç'ın hırslarını uyandırıp sadakatinden vazgeçirmek için bir takım politik ve psikolojik manipülasyon taktikleri kullanıyor. Zamanın Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Beşar Esad'ın babası Hafız el-Esad'a bazı siyasi anlaşmalar imzalatmak için kullandığı bir politik strateji var. Yapıcı belirsizlik ilkesi. Buna göre eğer bir müttefiğinle bir konuda anlaşma yapman söz konusuysa pazarlıkta elini güçlendirmek için tarafını belirsizleştirirsin. Yani bir adım müttefiğine yaklaşıyorsan iki adım da onun düşmanına yaklaşırsın. Böylece karşı taraf aranızdaki müttefikliğin bozulmaması için yapılacak anlaşmada istediğiniz imtiyazları verir. İşte Nizamettin'in Kılıç'ı kendi safına çekmek için kullandığı taktik de bu. Kılıç'a bir adım atıyor, rakibi Samuel'e iki adım. Arada Kılıç'a aslında ben senin baron olmanı isterim ama sen koltuğu vekaleten istiyorsun, bu yüzden seni destekleyemem diyor. Haliyle Kılıç'ın da kafası karışıyor. Nizamettin'in ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Hem bize bu kadar yakın hem de çok uzak. Böylece Nizam Kılıç'ı kendi safına çekiyor ve Polat'a kuracakları komployu anlatıyor. Ancak Polat'ın Karahanlı'nın varisi olduğunu, yani Efe Karahanlı olduğunu söylemiyor. Yani direkt olarak Kılıç'tan Karahanlı'nın vasiyetine ihanet etmesini istemektense görece daha makul sayılabilecek bir taleple işe başlıyor. Çok geçmeden Kılıç gerçeği öğrense de kararından dönmüyor ve tam bir ihanetin içine giriyor. Bunun sebebi de kapıdaki ayak teorisi diye bir olgu. Eğer birinden kabul etmesi zor bir talepte bulunacaksan öncesinde onu kabul edilebilir ufak tefek isteklerle yemlersin. Böylece bir bağ oluşturmuş olursun ve sonrasında gelecek daha büyük istekleri de kabul etme ihtimali artar. Çünkü insan beyni kendi davranışlarının tutarlı olmasını ister. Yani eğer birinden gelen herhangi bir talebi kabul ettiysen ya da bir iyilik yaptıysan bu tutumda istikrarlı olmak, bu süreci devam ettirmek istersin. Buna da bilişsel çelişki deniyor. İşte bu yüzden bir kere Nizam'la ortak olan Kılıç tüm prensiplerinden vazgeçmek uğruna sonuna kadar Nizam'la gidiyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki elinden düşürmediği çakısını bile Nizam'a uzatıyor. Yolladığınız prolar için teşekkür ederim. Çok özel bir sipariş verdim. Asıl onlara bayılacaksınız. Sonuçta Nizam'ın stratejisi nispeten başarıya ulaşıyor. Kılıç, Samuel, İplikçi Nedim öldürülüyor. Lazia sessiz kalmayı kabul edip ömür boyu hapis cezasına razı olunca kızı Nesin'in vicdanı buna el vermiyor ve babasına yardım etmeye karar veriyor. Böylece Lazia da ölüyor. Doğu da tapınakçıları araştırmaya karar verdiği için öldürülüyor. Bu cinayeti çözeceğiz. Gölgenin ardındakileri göreceğiz. Böylece Nizam kim var kim yok ortadan kaldırıyor, ne mafya bırakıyor ne derin devlet. Kamuoyunda da bütün ihaleyi Polat'ı yıkıp kahraman oluyor. Ancak daha sonra Polat dahiyane bir plan yapıyor. Erhan'a git bunu izle, nerelere takılıyor diyor. Erhan da Lostraca'ya gidiyor diye haber getirince Polat da gidip Nizam'ı alıyor. Bu kadar.